Bak yakama bak. Yapamadığı bir sürü ekonomik koşullar var. Adam tutmuş PKK'nın peşine. Benzin de çıktı, mazot da çıktı, araba da çıktı, hepsi çıktı. İnsan hayal kuramadığı zaman her zaman bir şeyin değişmesini ister. Amerika bile artık destekliyor yani. Geçmişi temizdir, şaibesi yok. İsterse her şey pahalı olsun, yeter ki ekmek parasını kazanalım. 20 yıl boyunca aynı bardaktan su içilmez. Seçime çok az süre kala biz gene İzzet Baysal Caddesi'ndeyiz. Yine halkımıza 4 adaydan kimi seçeceksiniz diye soracağız. Bakalım bir öncekine göre bu seferki oranlar nasıl olacak? Recep Tayyip Erdoğan. Bak yakama bak. Neden? Bu memleketi kuran adam kızım. Ya ben kökten CHP'liyim. 65'ten beri. Kılıçdaroğlu'na. Dürüst, namuslu olduğu için. Kime oy vereyim? Muharrem İnce veya Tayyip, yani Tayyip'e vereceğim galiba. Ben şimdi partiliyim. Hangi partilisin? CHP. Şimdi ekonomi çöktü. Türkiye'de bir kilo soğan 30 lira olursa, bir kilo et 350 lira olursa, bu iktidarın demek ki 20 yıldır yapamadığı bir sürü ekonomik koşullar var. Tayyip Erdoğan'ı. Neden işte memleketin halini görüyorsunuz. Adam tutmuş PKK'nın peşine. PKK'yla bir oldu. AK Parti. Neden? CHP vereceğim. Yani artık değişmesi lazım artık. 20 sene oldu artık. Değişmiş istiyoruz artık. Vallahi şu anda hep AK Parti verdim. Son seçimlerden kadar. Ama aklımda vardı CHP'yi ama şu anda İbre AK Parti döndü yine. Sebebi de biliyorsun 40 bin vatandaşımızın olduğu yerde bunların ne yapacağı malum. Bir açıklama yapmıyorlar. Yapıp yıkacağını söylüyorlar yapılanları. CHP. Neden? Ekonominin durumu ortada. Başka bir şey söylemeye gerek var mı? 21 yıl iktidarda kalmışsınız. Yaptıklarınız icraat ekonomi çökmüş durumda. Onun için söyleyecek başka bir şey yok. PKK'yı verir mi? Ha, şurası tömüşse, Müslümansan, Allah'ı seviyorsan, Allah'ı biliyorsan reisime vereceksin. Memleket ne hale götü bak. Benzin de çıktı, mazot da çıktı, araba da çıktı, hepsi çıktı. Ondan olsa Türkiye satarlar. 6 aylık ömrü kalır bundan sonra Türkiye'nin. Nasıl verir bunlara? Ama bu millet veriyor. Daha cahil, kafa çalışmıyor adamların. Burası bozuk. AK Parti. Kararsız. Neden peki? Yola devam. Neden olacak? Cumhuriyet AK Partisi. Ya Türkiye kurtaracak. Başka çaremiz yok. Bu ekonomik sıkıntıda, bu hayat şartlarında başka çaremiz yok yani. Ben CHP'ye hiç oy vermedim ama ilk kez vereceğim yani. Çünkü insan hayal kuramadığı zaman her zaman bir şeyin değişmesini ister. Ev alamadığın zaman, evlenemediğin zaman ya da araba alamadığın zaman hayallerin belli bir küçük sınırlarda geldiği zaman alamıyorsun zaten. Ben kendim 90 doğumluyum. 20 yılımı bu iktidar zamanında geçirdim. Hiçbir hayalimi kuramıyorum. Valla ben bu yaşıma geldim, hiç oy kullanmadım. Ne desem boş şimdi. Ben devam diyorum. AK Parti mi? Evet. Neden? Neden biliyor musun? Şimdi ben sadece yani şeyi düşünmüyorum, sen beni, ama Türkiye'miz için görüyorsun işte. Her yere kafa tuttu. Amerika bile artık destekliyor yani. Allah Allah'a. Benim Cumhurbaşkanı adamım Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Nedeni bir kere tertemiz bir insandır. Geçmişi temizdir. Şaibesi yok. Kamuda çalışmış, yöneticilik yapmış, devlet tecrübesi var. Kılıçdaroğlu tarafındayım. Neden? Yani 20 senedir. Bir de deneyelim. Farklılık olsun. Millet İttifakı'na en azından artık 20 yıllık bir düzen değilsin. Artık yeni bir şey istiyoruz. Yeni bir sayfa açılsın. AK Parti'ye vereceğim. AK Parti bütün yollarımız, yolağımızı, fabrikalar, şunlar, bunlar yani memleketi geliştiriyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Patatesi 20 lira yedik, 30 lira yedik, 40 lira yedik ama fabrikalarımız olsun, millet çalışsın, iş güç sahibi olsun. İsterse her şey pahalı olsun. Yeter ki ekmek parasını kazanalım. Millet İttifakı. 21 yılda geldiğimiz hali görüyorsunuz. O yüzden. Millet İttifakı'na. Değişim istiyoruz. Kılıçdaroğlu. Parti mi o? O yüzden. Evet. Kılıçdaroğlu'na. Kendisini şu anda daha iyi görüyorum. Muharrem İnce. Neden? Öyle gerek. Anketse tabii ki de başımızdaki ne vermeyeceğimiz kesin. Artık yeter. Bir değişiklik olsun. Ben sadece solcu değilim. Sadece değişim istiyorum. Bir de gelecek olanı deneyelim eğer gelirse, ama değişmeyecek gibi. 20 yıl boyunca aynı bardaktan su içilmez. 50 yaşındayım ama sadece değişiklik istiyoruz. Seçimde Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Şimdiye kadar AK Parti'ye verdim, bizi mahvetti. Geçinemiyoruz, hayat pahalılığı. Evet, bugünlük anketimizin sonuna geldik. Vatandaşlarımız bu anketimizin sonucunda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana olduklarını belirttiler. Bakalım bir sonraki anketlerimizde neler olacak?